Bir önceki dersimizde arkadaşlar iComparable ifadesini içeren bir interface uygulaması gerçekleştirmiştik. Şimdi ise bunun jenerik versiyonu üzerinde duracağız. Dolayısıyla yeni bir proje ekleyerek devam ediyorum. Object Oriented Programming diyeceğiz ve interface'ler üzerinde konuşuyoruz. iComparable ifadesi, fakat bu defa jenerik olduğu için onu T ile ifade edelim ve bu şekilde projemizi oluşturmuş olalım. Şimdi arkadaşlar, bir önceki örneğimizde olduğu gibi bu örneğimize de yine bir employee sınıfı ekleyeceğiz. Bunun için arkadaşlar, employee sınıfını eklerken iş çok uzamasın diye ne yapalım? Mevcut örnekteki ifadeleri kopyalama yaparak devam edelim. Şöyle önce sınıfımızı ekleyelim. Buna çalışanlar şeklinde bir isim verelim. Şimdi employee bizim class'ımız, public bir class ve mevcut özelliklerini bir önceki örnekten şöyle almış olacağım. Şuraya ilgili ifadeleri yapıştıracağız. Bunun bir toString ifadesinde override ettiğimiz bir nokta vardı. Onu da gözden kaçırmayalım. Onu da alalım. Dolayısıyla şu an için projemize 3 tane property'si olan bir metodu da override edilmiş bir sınıf oluşturduk. Ve biz bu sınıfı ne yapacağız arkadaşlar? Karşılaştırılabilir olma özelliğini kazandıracağız. Bunun için de iComparable T ifadesi, bakın jenerik versiyonu, buraya da tabii ki employee gelecek. Employee'ye bağlı olarak bunun jenerik versiyonunu oluşturacağız ve implement interface deyip ilgili interface'i şöyle, compare to metodunu şöyle göstermiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, mevcut örnekte, yani hali hazırdaki örneğimize bakarsanız burada compare to metodunu görüyoruz ve içeriye bir employee tipinde parametre kabul ediyor. Diğer örneğimizi hatırlayacak olursanız, burada da bir obje entegrasyonu vardı ve buna bağlı olarak bir cast işlemi yapmıştık. Bir tip dönüşümü işlemi yapmıştık. Dolayısıyla jenerik versiyona geçtiğimiz vakit arkadaşlar, objeden kurtulmuş oluyoruz ve bu noktada herhangi bir şeyi dönüştürmeye, cast etmeye, bir dönüşüm işlemi uygulamaya gerek kalmıyor. Evet, bu noktadan hareketle devam ediyoruz. Şimdi gelip compare to metodunun içeriğini arkadaşlar implemente edeceğiz. Bu noktada belki anlattığımız ifadeler tam olarak anlaşılmamıştır diye bu üçlü karşılaştırma ifadesi. Burada ekstradan küçük bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, biz compare to metodunu iki nesneyi karşılaştırmak için kullanıyoruz. Tam sayı üzerinden bunu örnekleyebiliriz. Örneğin 3 compare to 5 gibi bir ifade kullandığımız zaman, bu ifade parametre olarak gelen şu ifadeden arkadaşlar, parametre olarak verilen şu ifadeden küçük olduğu için eksi bir değeri dönüyor. 3 compare to 3 dediğinizde eşitlik olduğu için 0 dönüyor. 5 compare to 3 dediğinizde ise eksi bir değeriyle karşılaşmış oluyorsunuz. Yani üçlü koşul ifadesinin temelinde, mantığında bu var. Bu doğrultudan hareketle gelin bunu da yine karşılaştırma işlemine tabi tutalım. Bu koşul ifadesini karşılaştırmadan önce şöyle bir karşılaştırma işlemi de yapabiliriz. Bakın, bizim neticede elimizde bir string ifademiz de var. Şimdi isme göre sıralama yapalım burada. Bunun basitliğini görelim. Sonra bir önceki örnekte yaptığımız gibi maaşa göre de karşılaştırma yaparız. Burada arkadaşlar, compare to metodunda isme göre karşılaştırma yapacağımız için this.firstName ifadesini öncelikle, daha doğrusu fullName ifadesini öncelikle kullanalım. Ve daha sonra bakın, bu bir string ifade olduğu için predefined bir ifade bu. Bunun compare to şeklinde bir metodu hali hazırda var. Bunu kullanalım ve bu noktada other.fullName ile karşılaştırma işlemini yapmış olalım. Tek satırda arkadaşlar bu işi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şurada bizim bir önceki örneğimizde hali hazırda var olan ifadeleri olduğu gibi kopyalayacağım, program klasında yer alan, ve buraya getirip yapıştıracağım. Burada 6 tane arkadaşlar örneğimiz var. Yapıştırma işleminden sonra gerekli arkadaşlar namespace tanımlarını da almış olacağım. Burada 6 tane örneğimiz var listemizde.
Biz bunu isme göre sıralıyoruz şu an. Bir önceki örneğimizde sıralama işlemini maaşa göre yapmıştık. Şu an isme göre yapıyoruz. Console.readKey diyelim ve bu şekilde isme göre bir sıralama yaptığımızı görmüş olalım. Öncelikle program çalışıyor ve bakın alfabetik olarak Ahmet A, B, Ç, M ve Z şeklinde gitmiş oldu. ID'ler değişiyor bakın. ID'ler sıralı değil, isme göre sıraladık. ID'lere göre sıralama yapsaydık ne yapacaktık? Bu durumda ID'lere göre eğer bir sıralama yapmamız gerekseydi şöyle employee class'ına tekrar gidelim. ID'lerin de benzer bir metoda sahip olma ihtimali çok yüksek. Yani this.id compare to ifadesi var ise şayet other.id ifadesiyle de bunu karşılaştırmamız mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla bu defa ID'ye bağlı olarak bir sıralama işleminin yapıldığını görüyoruz. Bakın artan şekilde sıralanmış bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Şimdi de maaşa göre bu işlemi yapalım. Acaba maaşa göre this.salary ifadesi, yani bu double bir ifadeydi, decimal bir ifadeydi. Eğer decimal'ın arkadaşlar compare to metodu varsa o üçlü koşul ifadesini hiç yazmadan doğrudan arkadaşlar ne yapabiliriz? Karşılaştırma işlemini bu şekilde yapabiliriz. Other.salary şeklinde yaptığımızda da aynı sonucu almayı bekleriz. Program çalışıyor. Program çalıştıktan sonra maaşa göre sıralama işleminin yapıldığını görüyoruz. Ya artan değil de azalan şekilde biz bunu sıralayalım. Yani en fazla maaş alan en üste gelsin gibi bir ifade olabilir. Böyle bir ifade de yazacaksak eğer bu defa koşul ifadesini tersinden yazabiliriz arkadaşlar. Yani this.salary ifadesi küçüktür. Other.salary şeklinde dediğimizde, yani diğerinin maaşından küçükse normalde burada eksi 1 döneriz. Fakat artı 1 dönersek else if bloğuna gelip this.maaş other.maaş şeklinde bunları karşılaştırırsak this.salary eşit eşit other.salary durumunda return 0, aksi durumda da return eksi 1. Bakın tersini yazmış olduk ve her durumda dönüş değerimiz var. Programı çalıştırdık. Bu durumda da maaşı en fazla olan en başta gelecek. Evet, maaşı bu şekilde azalan şekilde sıraladık. Giderek maaşlar aşağıya doğru arkadaşlar azalıyor. Her türlü bu ifadeleri implement etmek mümkün. Önemli olan burada bu metodun nasıl çalıştığını anlamak, çalışma mantığı noktasında gerekli kurguyu yapabilmek. Evet, bu örneğimizde de yine sınıfımıza karşılaştırılabilir olma özelliğini kazandırdık ve bunu yaparken arkadaşlar bu defa iComparable ifadesinin jenerik versiyonu üzerinde durduk, konuştuk ve bu niteliği sınıfımıza kazandırdıktan sonra örneğin listenin sort şeklindeki bir metodunu rahatlıkla kendi tipimiz için uygulayabildiğimizi görmüş olduk.